şu anda görmüş olduğumuz şeyler ızgara anlamında Diyarbakır'ın, Diyarbekir'in özü diyebilir miyiz bu sofraya? Tabii ki diyebiliriz. Diyarbakır'da hepinizin merak etmiş olduğu andayız. Bir karpuz tarlasındayız. Hocam şu an bulunmuş olduğumuz yer bu şehrin Ulucamisi. Alemi İslam'ın 5. Harem-i Şerifi kabul edilen Diyarbakır Ulu Camii'ndeyiz. Şimdi şehirlerde özellikle neyin meşhur olduğunu sorarım. Derim ki kardeşim bak ben Amasya'ya geldim, Diyarbakır'a geldim, Mardin'e gittim, Çorum'a gittim neyse. Ve genellikle gitmiş olduğumuz yerlerde özellikle orada tanıdığımız insanlara sorarız. Daha önceden almış olduğumuz malumatlardan değil, orada gidip oradaki insanlara sorarız. Hani turistik açıdan neresi meşhur değil. Hakikaten lezzet olarak neresi meşhur diye sorar öyle. Buluruz lezzet noktalarımızı ve onlardan birindeyiz şu anda. Barış kardeşim gördüğünüz gibi pırıl pırıl bir kardeşimiz. Teşekkür ederim. Barış hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Yayınımıza hoş bulduk. Şimdi çok güzel bir sofra hazırladım. Mükellef bir sofra. Şu anda görmüş olduğumuz şeyler ızgara anlamında Diyarbakır'ın, Diyarbekir'in özü diyebilir miyiz bu sofraya? Tabii ki. Tabii ki diyebiliriz. Diyarbekir'in özü budur zaten. Biliyorsunuz bizim bölgemizde daha çok et tüketilir. Bizde özellikle de kuzu ciğeri tüketilir. Biz de burada sizin gibi gelen misafirlerimize kuzu ciğerlerini ikram ediyoruz. Misafir olmasa dışarıdan gelmesi etmiyor musunuz? Herkese ediyoruz. Özellikle sizin gibi dışarıdan gelen değerli misafirlerimizle daha çok ilgileniyoruz. Çünkü sizin de iyi ciğeri, kaliteli, lezzetli ciğeri yemeye hakkınız olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki. O sebepten dolayı sizlere güzel bir ciğer sunumu hazırladık. Kardeşim ben Diyarbakır'a ilk defa geldim. Evet. Ve ilk defa Diyarbakır'da ciğer yiyeceğim. İlk defa yiyeceksiniz. O zaman çok şanslısınız. Çünkü soğuduğu zaman bozulmaz değil mi? Soğuduğu zaman bozulmaz ama biz her zaman diyoruz ki ciğer sıcak sıcak ocak başında yensin. Tamam abi o zaman bana şöyle bir servis yap. Tabii. Şöyle. Bu çorba değildi değil mi bu? O çorba değil. Biz Diyarbakır'a özgüdür o. Nedir bu? Mehir çorbası diyoruz biz ona. Ne çorbası? Mehir çorbası. Mehir evet, çorbası. Mehir çorbası evet. Tadına bakabilirsiniz. Bakalım yani tamam bir kalsın o öncelikle. O zaman başlangıç olarak bunu mu veriyorsunuz? Evet başlangıç olarak bunu veriyoruz. Nedir mehir çorbasının hikayesi? Mehir çorbasının hikayesi aslında şöyle söyleyeyim pek bir hikayesi yok. Sağlıklı bir sağlıklı bir yiyecektir. Siz mi buldunuz? Yok biz bulmadık. Diyarbakır'da her evde yapılır. Yazın hem serinletmesi açısından hem de sağlık açısından misafirlere servis edilir. Çok güzel, güzel görünüyor. Soğuk çorba. Evet, soğuk çorbadır. Buğday, ayran, su, işte tuz. Ayran aşı yaparlar bizde. Evet, ona benzer. Benzer, doğru, evet. Ama böyle buğday iri kullanılmaz onda. Ama buğdayın pişmesi, nane ile böyle ferahlandırmak falan çok hafif bir çorba olarak. Yazın özellikle bu mu tercih ediliyor? Yazın, evet, yazın genelde bu verilir. Kışın da bildiğiniz gibi mercimek çorbası verilir. Çok lezzetli, ferah. İnsan için ferahlatıyor. Hani sıcakta böyle bir ayran içmek ister ya insan evet, soğuk. Evet, aynen. Onu böyle bir karşılıyorsunuz öyle mi önce? Aynen öyle. Hem mideyi rahatlatıyoruz hem ayrandır biliyorsunuz. Tamam. Ciğer bekledikçe ne oluyor? Sertleşiyor mu abi? Sertleşir evet. Ciğer bekledikçe sertleşir ama yine lezzetinden. Yani ocaktan çıktığı gibi yememiz gerekiyor evet, değil mi? Evet. Her şişe aynı oranda takıyorsunuz. Evet, yağını, iki yağ aralarına yağ koyuyorsunuz. Kebap evet, yağ ciğerin olmazsa olmazıdır. Ciğer yumuşatır, lezzetini verir. O sebepten dolayı iki tike ciğer, bir tike yağ kullanırız. Peki, nedir bu Diyarbakır'da ciğeri meşhur yapan hikaye? Ya siz de biliyorsunuz insan kendisini seviyorsa, insanı seviyorsa yemeğe, yemek kültürüne aşinadır. Bizim burada da gelen misafirlerimizi farklı tatlarla buluşturmak, farklı lezzetleri tanıştırmak için ciğer lezzetini bizler harmanlıyoruz. 10-15 çeşit baharatı harmanlayarak baharatını yapıyoruz.
Ondan sonrasında bunun pişirme aşamaları vardır. Pişirme aşamalarında iyi ustaların olması lazım. Çünkü ciğer gerçekten bilen usta tarafından yapılmalı. Çünkü ciğeri fazla pişirdiğiniz zaman kuru olur. Az pişirdiğiniz zaman istediğiniz lezzeti alamazsınız. Ciğer Diyarbakır'da bir destandır. Yani şurada destan. Gerçekten ciğer evet destandır. Bakın ya. Bakın evet bu kadar büyük konuşuyorum. Büyük konuşuyorum çünkü haklıyım. Şuradan buyurun abi. Birini çevirsek ciğerle ilgili bir anını anlat desek 100 kişiden 99'u özellikle Diyarbakırlıysa, Diyarbakır'da yaşayıp büyümüşse mutlaka size ciğerle ilgili bir anısını anlatır. Ya sevgilisini evlilik teklifi ederken ciğere götürmüştür. Tabii sabahın 5'inde uyanmıştır, hiç üşenmeden ciğere gitmiştir. Öğle yemeğinde toplantısı vardır, ciğere gelmişlerdir. Akşam yemeği için harika bir öğündür. Akşam yemeğini güzelleştirir. Sizi lezzetten dört köşe yapar. Yani ciğer Diyarbakır'da yani, budur. Öğün yok öyle mi ciğerin? Ciğerin öğünü yok. Ciğeri istediğiniz saatte, istediğiniz zaman, istediğiniz kişiyle yiyebilirsiniz. Ailenizde, sevdiğinizde, eşinizde, arkadaşınızla, müdürünüzle, yani iş arkadaşlarınızla, herkesle gelip ciğeri yiyebilirsiniz. Müdürünüzle de. Evet, müdürle de gelip yiyebilirsiniz. Bizim çünkü müdürümüz... görüyoruz. Burada görüyoruz yani. Buraya müdürle, dışarıdan gelenler oluyor. Müdürleriyle beraber oturuyorlar. Ciğerimizi yiyorlar. Çok beğeniyorlar. Teşekkür ediyorlar. Gerçekten ciğer lezzetlidir. Ya şimdi bir ürünü anlatmak, ciğeri diziyorsunuz vesaire demek tabii ki bir nasıl yapıldığını anlatmak bir şey ama bu şekilde hayatın her alanına ciğeri koymak da başka bir şey yani. Ciğeri böyle şey yaparak efendim simge olarak kullandığınız bir yer var mı? Ciğeri simge olarak? Belediye yani ya da ne bileyim bir takımınızın logosu vesaire. Yok vallahi aslında yapılması gerekiyor. Şimdi siz de tadına baktınız yani bu lezzetin mutlaka bir simgeleştirilmesi, evet. Logolaştırılması lazım. Gerçekten bize de örnek oldunuz. Biz kendi logomuzla kullandık. Sen kullanacaksın evet, tabii. Evet, biz kendi logomuzla kullandık ama diğer şöyle bir... Şişin üstünde bir ciğer falan yani mı olsa? Bizim karpuzumuz çok meşhurdur biliyorsunuz. Abi, karpuz, abi, evet, tabii. Evet, karpuzumuzu işte şehrin merkezlerinde karpuz heykelleri görebilirsiniz. Ama tabii biz bunu sizin de aracılığınızla tanıdığımız yetkililere söyleyeceğiz. Ciğerin de öyle bir heykelini bir meydana dikelim yani. İnsanlar gelsin görsün tabii. Evet. Böyle güzel lezzet. Değil mi? Bizdeyken yani, reklamını yapmamız lazım. Heykelini dikmemiz lazım. Bu tescili falan oluyor mu ciğerin? Yok ciğerin tescili yok. Evet, tescili yok ama yani Diyarbakır'ın dışında yediğiniz ciğerden bu kadar keyif almazsınız. Bunun garantisini ben veriyorum size. Şimdi sen garantisini verirsin evet. Ama yemeyen insan bunu bilemez tabii ki. İşte herkesi yemeğe davet ediyorum. Barış'cığım şöyle söyleyeyim kardeşim. Hani bir yerde ciğer olsa bir yerde et olsa ben eti tercih ederim. Ben hani çünkü bilmediğiniz için. Şimdi bak ama ne oldu biliyor musun? Aha. Şu an az önce yemiş olduğum ciğer benim fikrimi değiştirdi. Evet. Yarı yarıya. Evet. Yarı yarıya. Şimdi geldiğiniz zaman 2 şiş et istersiniz, 2 şiş ciğer. Belli bir zamandan sonra 6 şiş ciğer istersiniz. Artacak şişler. Tabii 1,5 porsiyona geçersiniz. 1 porsiyona geçersiniz. Şimdi herkesin bir anısı var dedin ya yani burada evet. Kime sorsan. Evet. Kimisi evlilik teklifini yapıyor. Evet, işte evet. Sabah ciğere gideriz. Şöyle ciğer anılar. İstiyor. Yiyorsun. Yüzük çıkıyor ortada. Ya. Ciğer buket falan. Aynen yani o şekilde. Çok hoş ya. Çok evet. Keyifli yemesi de. Çok güzel. Evet. Barış kardeş sen ciğer pişiriyor musun aynı zamanda? Sen bir usta mısın bu arada onu sorayım. Ben ne, ciğer... işletmeci misin? Ben işletmeciyim. Ciğer ustası değilim. Tamam. Ama ciğere de aşinayım. İyi ciğerden anlıyorum. Aynı zamanda işte hayvancılık bölümünden mezunum ben. Süt besi hayvancılığından mezunum. O yüzden iyi etten, iyi ciğerden anlıyorum. Tamam. Peki bunu... Aşaması nerede başlıyor? İlk olarak hayvanı mı belirlemek lazım? İyi hayvan mı bulacaksın? Bize anlatsan o hikayesini şu sofraya gelene kadar. Evet. Öncelikle iyi hayvan olması lazım. İyi beslenmiş hayvan olması lazım. Evet. Bizler burada kuzu ciğerleri kullanıyoruz. Kuzu zamanına denk gelirse en iyi ciğeri yersiniz. En yumuşak ciğeri yersiniz. Ciğerin yumuşak olması lazım. Ondan sonraki serüvende de ciğer hayvan kesilir. Kesildikten sonra ciğerleri ayrılır. Biliyorsunuz sakatattır. Sakatat ayrılır, siz gider onu kasaptan alırsınız. İş ondan sonra size düşer. Sizin ustanız ne kadar iyi harmanlar, ne kadar iyi sunum eder, ne kadar iyi pişirirse gelen misafir, ciğeri tadacak olan kişi o kadar memnun kalır, o kadar mutlu olur. Yani şu ciğeri iyi pişirmek lazım, ciğerden anlamak lazım. Abi etin, ciğerin ya da
neyse hani neyi pişireceksen iyisi bulmak bir maharet ama evet. Onu kıvamında pişirmek. Baharatı çok önemlidir. En güzel şeyi az pişmiş mi ortası mı nasıl oluyor ciğer? Ne az pişmiş ne çok pişmiş. Uygun bir şekilde ciğeri pişirmek lazım. Ciğeri çok pişmiş biraz önce de bahsettim ya. Ciğer gereğinden fazla pişerse kuru olur, taş gibi olur. Az pişerse de o lezzeti alamazsınız. Alamayız. O sebepten dolayı ciğeri gerçekten ciğer ustasının pişirmesi lazım. Tamam şimdi ciğer bak. Evet. Akıllı ol ciğerimi ye. Akıllı ol ciğerimi ye. Akıllı ol ciğerimi ye. Bu pirzolamız normal. Yok pirzola değil o. Taraklı kebap. Kanatlı kebap. Taraklı. Taraklı kebap. Evet taraklı kebaptır. Evet. Nedir bu taraklı kebap böyle? Yani kaburgadan yapıyorsunuz. Evet. Göğüs kafesinden yapılır. Çok harika tadı vardır. Bir tadına bakın siz de. Bakalım. İnanın mimiklerinizden insanlar, bizi izleyenler anlayacaklar ne kadar lezzetli olduğunu. Etten hepsi çok güzel. Yani bu yörenin özelliği zaten. Hayvan güzel olunca et de güzel oluyor. Evet. Usta'da iyi pişirince zaten. Tabii ki. Yani işin özü bu abi. Sizin burada çok meşhur bu. Bunu kebap olarak satıyorsunuz. Evet. Kemikli kebap olarak satıyoruz onu. Bunu nasıl bu şekilde... Çok çıkar mı hayvanda? Nasıl yapıyorsunuz? Çok fazla çıkmıyor. Zaten sınırlı sayıdadır. Hemen yani bu saatlere kalmadan bitiyor kemiklilerimiz. Çünkü kemikli kebap yapmak için de hayvanın gerçekten belli kısımlarını kullanıyoruz. O kısımlarda da her zaman kaliteli et çıkmıyor. Kaliteli et çıkmadığı zaman da bizler buraya gelen misafirlerimize kemikli et satmıyoruz. Kemikli eti önermiyoruz. Gerçekten bizim onayladığımız, bizim beğendiğimiz et olduğu zaman. Yani bizim yemediğimizi başkasına vermiyoruz. Çok güzel abi. Sofra muhteşem. Evet. Sen bombasın. Teşekkür hakikaten. Ederim. Ciğer olarak da ben Edirne'de ilk defa ciğeri yediğim zaman ciğere karşı bir sevgim oluştu abi. Doğru. Bu şekilde şiş ciğerde hiçbir... Bak şöyle söyleyeyim sana Barış. Abi bana bir şiş ciğer at hayatım boyunca denemişimdir. Doğru. Bundan sonra dersiniz. Bundan sonra derim. Yani Diyarbakır'a geldiğiniz tabii ki. Bana çok teşekkür ederiz. Ben bize teşekkür ederim. Bize var mı bir şey, ilave edeceğim bir şey? Bizi izleyenleri Diyarbakır'a davet ediyorum. Gelsinler Diyarbakır'a. Hem tamam. İyi yemek yesinler hem de Diyarbakır'ı bir gezsinler. Manevi olarak da şehrimiz gerçekten görülmeye değerdir. Ziyaretimize gelsinler. Herkesi bekleriz. Güzel bir şehirdir. Yani inanın burası görmeye değer. Evet. Barış güzel. Diyarbakır senin için ne anlam ifade ediyor? Diyarbakır denince samimiyet, dostluk, güç, kudret bunlar bize sahabelerimizin mezarlarına, peygamberlerimizin mezarlarını gömmeleri için. Kaç sahabe tane efendimizin burada kabri var? İki peygamber efendimizin kabri var burada. Bir de 28 tane sahabenin kabri burada vardır. İşte Hazreti Süleyman Camii, sur içerisinde. Bunlar ya tarih mesela. Doğal güzellik olarak neresi? Doğal güzellik olarak tabii ki surlarımız var biliyorsunuz. Ondan sonra Hevsel bahçelerimiz var. İşte Eğir tarafı çok güzeldir. Diyarbakır'da yani gezmek, yemek Diyarbakır'da eğlenceye dönüşür. Ucuzdur da aynı zamanda. Yani insanların gözü korkmasın kesinlikle. Burada kendi memleketlerinde nasıl geçiniyorlarsa aynı şekilde geçinirler. Hiç korkmalarına gerek yok. Dediğim gibi gelsinler dünyanın en kemeri geniş. Bizzat özellikle sana sordum ve spontane böyle bir anlık gelişti yani o şekilde sordum. Ya burada herkes buranın maneviyatını, buranın tarihini, tabii özelliklerinin farkında ama biz istiyoruz ki Diyarbakır'ın dışından gelen insanlar buraya bizler nasıl tabii bizler nasıl İstanbul'a gidiyorsak, Bursa'ya gidiyorsak, Karadeniz'e gidip de oranın güzelliklerini keşfediyorsak oradaki insanların da buradaki güzelliği görmelerine haklılar, hakları var yani. O yüzden davet ediyoruz. Barış inşallah bizim programımız bu işe vesile olur. İnşallah yani her yönüyle anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Bu gastronomi bizim için önemli. O yüzden burada da duruyoruz yani. Bu ciğerler de önemli. Burada siz yiyecekler içecekler abi. Siz de biliyorsunuz gastronomi gelişmişse orada insana saygı vardır. Misafirperverlik üst düzeydir. Tabii, tabii. Gerçekten yani şu yemek kültürünün gelişmiş olduğu yerde ciddi anlamda misafirperverlik üst düzeydir. Çünkü insan sadece kendisi için değil başkalarını da mutlu etmek istiyor. Çok kıymetli bir iş yapıyorsun dostum. Evet çok teşekkür ederim. İşinde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır'a bu güzellikleri burada tadın, ciğerini tadın, bütün buradaki manevi güzellikleri, tarih güzellikleri yerinde gezin, tabii güzellikleri yerinde gezin. Daha evvel nasıl bir Diyarbakır var kafanızda bilmiyorum ama... Yıkın onu. Yıkın. Evet. Gelin görün. Gördükten sonra siz karar verin.
artık boy boy sosyal medyada fotoğraflar paylaşırsınız. Aman bilmiyorduk, aman görmüyorduk. Bundan sonra burada izlersiniz. Diyarbakır'da hepinizin merak etmiş olduğu andayız. Bir karpuz tarlasındayız. Gel Taci, sizi gezdireyim karpuz tarlasını. Şimdi karpuz dediğiniz meyve bir yaz meyvesi. Dolayısıyla mevsimin aslında her anında yetişebilen bir meyve olmasına rağmen tabii narenciye döndüğü için mevsim kışın karpuz üretimi duruyor. Yani yılda iki kez hasadı alınıyor. Biz burada baktık karpuzların altında böyle bir efendim mesela kurumuş yapraklar var. Bunlar ilk hasadın efendim emareleri. Görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel. Daha tatlı oluyormuş, daha lezzetli oluyormuş ilk hasat. Almış olduğumuz bilgilere göre. Bakın yolları taşmış. Bunlar şimdi tabii buradan hemen olmuş değil. Bunun biraz vakti var. Bir 15 gün daha burada bekleyecek. Biraz daha olgunlaşacak, tatlılaşacak, kızaracak. Ondan sonra toplayacaklar, satacaklar. Yıl itibariyle karpuzun tarladan çıkış fiyatı 0.80 kuruş Diyarbakır'da. Büyük şehirlerdeki fiyat ortalama 1.5 TL olduğunu düşünecek olursak bence ideal bir rakam. Yani tarladakiler şu anda gördüğümüz kadarıyla memnun, alıcılar da memnun. 10 kilogramlık bir karpuzu 15 liraya alıyorsunuz, o da size haftalarca yeter eğer her gün kilolarca karpuz yemiyorsanız. Biraz daha ileriye geldim çünkü burada aradığım şey aslında o çekirdeksiz karpuzlar ama onlar sanırım bu arazinin daha ilerilerinde. Bir hışırtı duydum. Aman. Karpuz tarlalarında bu arada yılanlar var. O yüzden ben biraz tedirginim. Hakikaten yılan çok korkutucu bir hayvan. Onu da söyleyeyim. Yani böyle yolda giderken de ben bir karpuz tarlası buldum hadi içine dalayım falan demeyin. Allah korusun. Gerek yok yani. Şunun tatlına baksana gel. Canım. Ne kadar güzel. Küçük. Hediyeli karpuz götüreyim mi? Maskot gibi ya. Çok keyifli, çok. Şimdi birazdan bir tane keseceğiz, onu da yiyeceğiz. Onu da söyleyeyim. Tarla böyle yapmış. Burada görmüş olduğunuz böyle bir poşet var. Bak gel. Bu poşet. Bu poşet de önce tarla araziye bu poşeti şeylerle, aletlerle böyle bu şekilde geriyorlar. Onun üstüne bu şekilde karpuzu yapıyorlarmış. Çok detayları çok. Karpuz yetiştiriciliği Diyarbakır'ın en önemli tarım faaliyetlerinden birisi. Dünyaca ünlü Diyarbakır karpuzları. Şimdi o bizim hayal etmiş olduğumuz onlarca kilo, işte 60-70 kilo neyse benim boyumdaki karpuzlar şu an bulunmuş olduğumuz yerde yok. Bak şurada mesela büyümüş. Onları gösterebiliriz. Gel. Bismillah. Bakın şu mesela olmuş bir karpuz. Bakayım. Şimdi karpuzu seçerken dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Tamam mı? Ben size tüyo vereyim. Böyle sesine falan bakıyorsunuz ama sadece sese bakmayacaksınız. Bu sapının yeşil olması taze olduğu anlamına gelir. Bu kurudukça da anlayacaksınız ki o tezgahta uzun zaman kalmış. O yüzden sapının yeşil olmasına dikkat edin. Öyle vurduğun zaman falan değil. Karpuz ağır oldukça. Mesela diyelim ki küçük bir karpuz ama ağır. O iyidir, içi boş değildir, suludur, tatlıdır, olur, onu yiyebilirsiniz. Evet, bazı karpuzlar da mesela şu şekilde beyaz. Bunlar döllenme sorunu yaşamış olan karpuzlar. Bunlar yani, efendim söyleyeyim, gelişimini tamamlayamamış karpuzlar. Bunlar da zaten tarlada bu şekilde kenarlarda falan görebiliyorsunuz. Karpuz, yani netice itibariyle yazın vazgeçilmez meyvelerinin en başında gelen sofralarımızın bir tanesi karpuz. Karpuzun bir diğer özelliği şu, daha kalıcı olması için kabak ile aşılanan karpuzlar da oluyor. Bunlar önce kabak alt tarafı, bir tarafı kabak oluyor, bir tarafı karpuz oluyor. Kabak daha sağlam, dayanıklı olduğu için de uzun süre koruyabiliyor kendisini. Bir yerden bir yere nakliyesinde de daha az zayiat vermelerine yarıyormuş diye duyduk ve öğrendik. Siz olun, karpuzun ağırını, ufak da olsa, büyük de olsa, boyutuna göre ağırını seçin, afiyetle yiyin. Gün batmak üzere. Diyarbakır'da bir günü daha bitirdik. Şu güzel gün batımını görüyor musunuz? İşçiler çalışmışlar, alın terleri.
Aynı zamanda çobanlar hayvanlarını otlatıyorlar. Tarladaki atılmış olan karpuzları da hayvancıklar çok güzel bir şekilde katır kutur yiyorlar. Yanlarına gidip onun sesini dahi dinleyebilirsiniz. Muhteşem bir şey. Efendim, Diyarbakır izlenimlerimizi hep beraber sizinle paylaştık. Buradan sesleniyorum bütün ülkemize, bütün dünyadaki Müslüman kardeşlerimize. Diyarbakır'da göreceğiniz çok fazla şey var. Nasıl öğretildiyse, nasıl anıldıysa şu ana kadar hepsini unutun. Hepsinin üstüne büyük bir kara kalemle çizgi atın. Ve deyin ki kendi kendinize peygamberler şehri, evliyalar şehri. Tarihin dönüm noktalarından birisi ve gerçekten geldiğiniz zaman lezzetiyle, gastronomisiyle yani. Aynı zamanda peygamberleriyle, iki peygamber kabri burada. Bunlar dile kolay değil ve geldiğinizde anlayacağınız ve yaşayacağınız çok fazla değer var Diyarbakır'da. Çok fazla şehre gittik, ülkeleri gezdik. Birçok coğrafyada bulunduk. Yani dünya coğrafyası üzerinde neredeyse bulunmadığımız kıta kalmadı. Samimiyetle çoğu zaman her şeyi olduğu gibi göstermeye çalıştık elimizden geldiğince. Ve birçok yer içinde bazı tabirler kullandık. Evliyalar şehri dedik, peygamberler şehri dedik. Tam bir gastronomi şehri dedik. İnsan hikayelerinin bol olmuş olduğu, insanlarıyla meşhur bir yer dedik. Hep anlattık bir şeyler ama hepsinin harmanlandığı ve insanların bugün hala o harmanlanmış olan güzellik içerisinde yaşamış olduğu bir yer Diyarbakır. Şimdi o güzel şehirde, muhteşem bir atmosferde, kadim bir yerde sizi çok özel bir kişiyle tanıştıracağım. Abdülkadir Hocam, Abdülkadir Arslanoğlu, Diyarbakır'a gönül vermiş ve burayı öyle güzel anlatıyor ki yayın öncesinde kendisiyle muhabbetimizde, sohbetimizde kendisi farkında değil ama beni ağlattı. O kadar söyleyeyim. Şimdi bir duygu var. O böyle göz gözeyken daha iyi geçebiliyor ama ekran karşısında da eminim o duyguyu alacaksınız. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sizler de kadim şehrimize hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Biz hep şey de deriz. Ya burası 3-5 günde anlatılacak yer, memleket değil deriz. Bazı yerleri Evliya Çelebi misali anlatırız ve abartırız da hani. Yaparız bunu. Yani insanların daha çok ilgisini çekmek için ama Diyarbakır öyle böyle bir yer değil. Eyvallah. Çok fazla yer eksik kalacaktır. Şimdiden izleyicilerimizden özür diliyoruz ki onlara da telafi için tekrar gelmek nasip olur. Böyle bahar aylarında İnşallah. Daha farklı mevsimde. Hocam şu an bulunmuş olduğumuz yer bu şehrin Ulu Camisi. Evet. Şimdi yapı olarak baktığım zaman pek İslam eserlerine ya da pek cami yapısına benzemiyor. Burayı özellikli kılan şey nedir? Ve neden bana böyle bir farklı geldi? Eyvallah. Mekke-i Mükerreme'deki Kabe-i Muazzama, Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Şam'daki Şam Emeviye Camii'nden sonra ve Medine-i Münevvere'deki tabi Mescid-i Nebevi'den sonra Alem-i İslam'ın 5. Harem-i Şerifi kabul edilen Diyarbakır Ulu Camii'ndeyiz. Diyarbakır Ulu Camii'nin tabi birbirinden muazzam özellikleri ve hususiyetleri var. Ama en büyük özelliği 1381 yıl önce Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin emri, telkini ve direktifiyle Diyarbakır önlerine gelen ve 7 aylık bir muhasaradan sonra Diyarbakır'ı İslam'la şereflendiren İslam ordusunun fethin sembolü olarak inşa ettiği bir mabet oluşudur. Yani Diyarbakır Ulu Camii 1381 yıl önce Diyarbakır fethinin sembolü olarak inşa edilmiştir. Hocam siz şimdi şunu mu söylüyorsunuz? Yani İslam tarihinde farklı dinlerin mabedi ilk olarak camiye çevriliyor. Doğru mu? Buradan İlk. Önce de İslam coğrafyasında cami diyebileceğimiz mescitler yapılmıştır. Yapılmıştır ama Anadolu topraklarında
yapılan ilk cami olduğunu çok rahat ifade edebiliriz. 1381 yıl önce Diyarbakır İslam orduları eliyle fethedildikten sonra İslam'ın Anadolu'ya açılan ilk kapısı olma misyonunu da üstlenmiştir. Şimdi bununla ilgili mesela Anadolu'ya açılan ilk kapı ya da Anadolu'daki ilk cami vesaire bunlarla ilgili farklı örnekler de mevcut. Diyarbakır sahabi kiram efendilerimiz zamanında fethedilmiş bir yer. Peki bunda bir şüphe ya da bunda bir tereddüt olmasa gerek diye düşünüyorum. Bütün kayıtlarla sabittir. Elbette, elbette. Burası çok önemli. İsimsiz kahramanlardan biri vardır. İyaz bin Ghanem. Bu isimsiz bir kahramandır. Sahabe-i kiram efendilerimizden biridir. Hayatı boyunca iki hadisi şerif rivayet etmiştir. Diyarbakır'ın fethi dahil birçok beldenin fethine vesile olmuş olağanüstü bir komutandır. Vefat ettiğinde iki atı ve bir devesi dışında hiçbir dünyalığı olmayacak düzeyde de zahit ve muvahhid bir Kur'an müminidir. Hazreti Peygamber'in ashabındandır. Şimdi Diyarbakır'ın o sahabe İkram efendilerimiz eliyle fethedilişi Diyarbakır'ın manevi açıdan da ne kadar deruni bir müktesebatının olduğu anlamını ortaya çıkartır. Diyarbakır'ı fetih için Şam'dan kalkıp 60 günlük bir yürüme mesafesini kat ettikten sonra buralara gelen İslam ordusunun içinde isimsiz kahraman İyaz bin Ghanem'in dışında Halid bin Velid gibi, Muaz bin Cebel gibi, Malik bin Eşter gibi namlı sahabeler de vardır. Diyarbakır'ın fetih hikayesini bir başka lokasyonda zannediyorum sizinle konuşacağız. İnşallah anlatırız. Hocam o manayı tam anlamak açısından soruyorum. Şu an üstünde durmuş olduğumuz taşlar o dönemin taşları mı? Evet. Bu tabii zaman zaman bir takım tamirat, olmuştur. Tadilat görmüştür. Şunu hissediyorum. Yani burayı sahabe-i kiram efendilerimiz fethetti ve burada onlar namaz kıldılar değil mi? Eyvallah. Caminin temeli bizzat Hazreti Peygamber'in göz bebeği. Hazreti Peygamber'in ashabı olan insanlar eliyle atıldı. Ama şu da var. 1381 yıl geçti aradan. Hazreti Peygamber'in ashabı eliyle Diyarbakır'ın fethedilişinden sonra 20 küsur İslam devleti burada hüküm sürdü. Yani Emevilerden tutun Abbasilere, Eyyubilerden tutun Artuklulara, Selçuklulardan tutun Osmanlı'ya, onlardan çok daha önce tabii Akkoyunlulara, Karakoyunlulara varıncaya kadar. Burada hüküm sürmüş İslam devletlerinin her birinden bu camide izler, eserler, emareler görebilirsiniz. Ama şunun da altını çizelim. Bu camide mührü olan Selçuklu hükümdarı Melikşah'ı burada hasreten yad etmek isterim. Caminin son formunun oluşumunda Sultan Melikşah'ın çok büyük emeği olmuştur. Allah gani gani rahmet eylesin. Ve nihayet bugünkü hükümetimiz bundan 5-6 yıl önce bu camiye 12 milyon liralık bir bütçe ayırarak caminin tamamını muazzam bir tamirat, tadilat ve restorasyon sürecine tabi tutmuş ve camiyi adeta yeni baştan ihya etmiştir. Dolayısıyla camide emeği olan her Müslümandan Allah razı olsun. Diyarbakır Ulu Camii'nin kendisine münhasır bazı özellikleri vardır. Mesela Evliya Çelebi Diyarbakır'ı ziyaretinde tabii Diyarbakır Ulu Camii'ne de gelmiştir. Ve Diyarbakır Ulu Camii ile ilgili intibalarını seyahatnamesinde mealen şöyle ifade etmiştir. Ben der Evliya Çelebi, Diyarbakır Ulu Camii'ne girdiğimde 80-90 noktada kümelenmiş insanlar gördüm. Bu insanlar kendi aralarında tefsir, fıkıh, hadis, kelam, itikat, akaid, siyer, Arapça, matematik, astronomi, tıp gibi dini ve pozitif ilimlerin tahsilini ve müzakerelerini yapıyorlardı. Evliya Çelebi'nin yaklaşık 5 asır önce Diyarbakır Ulu Camii ile ilgili Evliya Çelebi'nin ifade ettiği bu realite, bu hakikat Diyarbakır'ın 5 asır önceki eğitim, öğretim çıtasının nerelerde olduğunu ifade etmesi bakımından çok değerlidir. Ayrıca Evliya Çelebi bu caminin, bu kadim caminin alemi İslam'ın 5. haremi şerifi olarak kabul edilen bu caminin manevi altyapısıyla alakalı da hissiyatını paylaşmıştır. Ve bu meyanda da şunları söylemiştir. Mealen şöyle der Evliya Çelebi, kim Diyarbakır Ulu Camii'nde 2 rekat namaz kılarsa kalbi kıldığı namazın Allah indinde kabul olduğuna şehadet eder.
Evliya Çelebi'nin bu ifadesi Ulu Cami'nin manevi altyapısının, manevi müdevvenat ve müktesebatının ne kadar derin olduğunu, ne kadar derin olduğunu ifade etmesi bakımından çok önemli. Çok etkileyici. Yani aslında hocam o dönemleri yaşatıyorsunuz da aynı zamanda. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a Teala razı olsun. Şimdi mimari olarak tarihine girmiş olsak hani onlar belli mi? Yapan mimarı ya da banisi. Evet, elbette dediğim gibi 20 civarında İslam Devleti'nin bu caminin değişik noktalarında emeği vardır, izi vardır, mührü vardır, izi emanesi vardır. Ama Sultan Melikşah diyorsunuz. Ama son mührü basan Sultan Melikşah ve nihayet en son yapılan tarihi boyunca Ulu Cami'nin geçirdiği en büyük restorasyonu da Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle yapılmıştır. Recep Tayyip Erdoğan yaptırmıştır. İşte ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani devam ettiriliyor. Eyvallah. Devletimiz büyük. Ecdadın yolundan hakikaten gidiliyor. Gidiliyor. Devlet büyük. Devletimiz büyük. Kesinlikle. Başımızdan eksik etmesin Allah-u Teala. Şimdi bu avlu çok şeylere şahit olmuş hocam. Evet. Çok şeylere şahit olmuş. Şimdi öyle güzel bir hikaye var ki onu bir anlatın. Böyle şimdi şu an nasıl dinleyecekler biliyor musunuz hocam onu? Gözlerinden yaşlar akarak dinleyecekler, tamam mı? En son kısmında diyeceksiniz ki ya biz bunu bulalım internetten ve kaydedelim diyeceksiniz. Eyvallah. Lütfen buyurun hocam. Estağfurullah. Şu anda bulunduğumuz Diyarbakır Ulu Camii'nin siyah taşlarla çevrili ve siyah taşlarla döşeli olan avlusu bir hak dostunun doğuşuna sahne olmuştur. 1850'li yıllar Diyarbakır Ulu Cami'nin güney tarafında Sipahi Pazarı diye ifade ettiğimiz bir ticaret merkezi vardır. Orada ticaretle, esnaflıkla hemhal olan Nigahi isimli bir zat vardır. Hayatı boyunca mektebe, medreseye, okula hiç gitmemiş, tek kelime okuma yazması olmayan ümmi bir zattır. Ama son derece dindar, muttaki ve mütedeyyin bir Müslümandır aynı zamanda. Sıcak bir yaz günü Diyarbakır Ulu Camii'nin avlusunda akşam namazı cemaatle eda edilir. Nigahi isimli bu zat yatsı ezanını da beklemek kastıyla bulunduğu yerden kalkmaz. Bir hasırın üzerinde bağdaş kurup oturur. Abasını başına çeker ve bir miktar kendinden geçer, uyur. Kısa bir süre sonra muazzam bir feryat ve çığlıkla yerinden sıçrar. Hayatı boyunca tek kelime okumamış, yazmamış, okula, mektebe, medreseye gitmemiş bu zat uyandığında şu şiiri okumaya başlar. Uyurken bir gece nagah göründü çeşmime bir er. Sual ettim nedir ismi şerifin? Söyledi Hayder. Dedi ben ol Ali inamdarem, seyfi kahharem. Kahhar olan Allah'ın keskin kılıcıyım. Benem sahip kıranı hayyu kayyum, halık-ı ekber. Benim büyük yaratıcı, hay ve kayyum olan Allah'ın üstün hükümdarı. Benem yarı Muhammed, Ali himmet, sahibi nusret. Benem abdi muzaffer, şahı hayber, saki-i kevser. Hayatı boyunca tek kelime okumamış, yazmamış olan bu zat, yeryüzünde terennüm edilebilecek en manalı, en anlamlı, en ölçülü beyitlerden birini okumuştur. Biraz önce rüya aleminde velayet şehrinin valisi, velilerin sultanı Hazreti Ali Efendimiz kendisine görünmüş ve Hazreti Ali Efendimiz kendisini bu zata böylece tarif etmiştir. Ve aynı zamanda Hazreti Ali Efendimiz Ulu Cami'nin bu siyah taşlarla döşeli olan avlusunda bu zatın başına velayet tacını giydirmiştir. O günden sonra bu zat ta vefatına kadar hep böyle manalı ve anlamlı şiirler okumuş, okuduğu bu binler, on binlerle ifade edilen beyitlerle, şiirlerle binlerce, on binlerce insanın hidayetine, ıslahına, irşadına vesile olmuştur. Ve nigahi olan bu zat o akşamdan sonra vefatına kadar nigahi baba olarak zikredilmiştir. Binaenaleyh Ulu Cami'nin bu avlusu bir hak dostunun doğuşuna 1,5 asır önce sahne olmuştur. Şimdi 1,5 asır önce sahne olan o insanı yürekten etkileyen hadise tekrar sanki canlandı. O sözler burada tekrar zikredildi. İş anlam budur. Yani işin özü budur. Burada bizzat olayın gerçekleşmiş olduğu yerde tekrar bu hadiseyi anlatmanız muhteşem oldu hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Peki hocam, biraz dağıtalım şöyle. Çok hakikaten etkilendik ve güzel bir kitle doldu arka tarafta. Canlı eyvallah da izliyorlar. Sağ güzel olsunlar. Oldu.
Şimdi burada onu da gördüm ben bu arada, onu söyleyeyim. Yani Diyarbakır'da çok samimi bir şey var, yaşayan insan. Eyvallah, bir kitle var. Kitle var yani. Eyvallah. Çok güzel bir şey. Olduğu gibi en doğalından. Her gittiğimiz yerde esnafta da görebiliyoruz. Çok güzel bir şey. Şimdi bazı farklı şeyler görebiliyoruz. Mesela bir güneş saati gördüm. Evet. Onun dışında burada anlatabileceğiniz oda dahil olmak üzere neler var? Evet. Diyarbakır Ulu Camii'nin biraz evvel de ifade ettik. Kendi nevi şahsına münhasır bir hususiyeti, özelliği ve güzelliği vardır. Diyarbakır Ulu Camii'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de asırlar boyu dört hak mezhebin bir arada ibadet etmiş olmasıdır. Asırlar boyu Diyarbakır Ulu Camii'nde Hanefi mezhebine müntesip olanlar arkanızda bulunan kısımda, Şafii mezhebine müntesip olanlar benim arkamda bulunan kısımda, Maliki mezhebine müntesip olanlar sağ üst tarafta, Hanbelli mezhebine müntesip olanlar sol üst taraftaki namazgahta ibadetlerini muazzam bir huşu içinde ve uhuvvet içinde, kardeşlik içinde ifa ve icra etmişlerdir. Bunun da Anadolu'da zannediyorum ikinci bir örneği yoktur. Diyarbakır Ulu Camii'nin içindeki önemli nüanslardan biri de biraz evvel bahsettiğiniz hocam, özür güneş diliyorum. Saatidir. Güneş saatine gelmeden önce peki buradaki maksat ne ola? Aynı çatı altında Hanbeliler, Şafiler, Malikiler ve Hanefiler neden ayrı yerlerde namaz kılıyorlar? Evet, her mezhebin kendisine özgü, kendisine münhasır bir pratik biçimi vardır. Bu İslam'ın içinde haşa bir çelişki olduğu anlamına gelmez. Bu İslam dininin fıkhi müdevvenatının ne kadar zengin olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla önemli olan bu kadar mezhebin bir arada, bir çatı altında, bir çatışma içinde olmadan zaten muazzam bir huşu içinde ibadetlerini ifa etmeleri. Dört mezhebi, hak mezhebinde özü Ehl-i Sünnet zaten. Eyvallah. Hepsi de aynı dini yaşıyorlar ama dediğiniz ölçü aynen çok aslında önemli ve evet, bugün dünyaya örnek olacak bir şey. Çünkü bazen evet, ters örnekler görebiliyoruz Müslümanlar arasında. Orta Doğu'da bunun çok örneği var. Evet, negatif maalesef, örneği maalesef var. Maalesef öyle. Evet hocam, güneş saati demiştiniz. Evet, Diyarbakır Ulu Camii'nin içinde iki tane birbirinden farklı çalışma sistemine haiz güneş saati vardır. Ama esas olan 1205 tarihinde Diyarbakır'ı Artukluların idare ettiği bir dönemde Artuklu hükümdarı Melik Nasiruddin Mahmud'un sarayda himaye ettiği bir İslam alimi ve baş mühendis olan Bediüzzaman Ebu'l-İz İsmail bin El-Rezzas El-Cezeri'nin keşfettiği ve vücuda getirdiği güneş saatidir. Asırlar boyu Müslümanlar El-Cezeri'nin vücuda getirdiği o güneş saatine bakarak namaz vakitlerini tayin etmişler ve ibadetlerini ifa ve icra etmişlerdir. Muhteşem. Şimdi bu bilgileri bir yere bırakalım da gidelim güzel şehrin güzel yemeklerinden mi yiyelim sadece? Yani sadece yemek mi yiyelim? Şu güzel bilgileri almayalım mı? Şimdi bakın şu çok önemli bir şey. Meslektaşlarıma da buradan sesleniyorum. Bir yere gittiğinizde sadece o yöredeki tabii güzellikleri ve muhteşem o gastronomideki bizim her şehrin güzel bir gastronomi kültürü oluştu maşallah. Sadece yemeklerini göstermeyelim. Böyle güzellikleri de gösterelim ki onlar da bilinsinler ve başka kişiler de öğrensin. Nesilden nesile de bu iş böyle devam etsin. Eyvallah. Buyurun hocam. Diyarbakır Ulu Camii'nin içinde es geçemeyeceğimiz, sarfı nazar edemeyeceğimiz, mutlaka varlığına bir atıf yapmamız gereken 8 asırlık Mesudiye medresemiz vardır. Bir de Ulu Camii'nin batı tarafında bulunan 8 asırlık Zinciriye medresemiz vardır. Bu medreseler Anadolu'nun en eski medreseleridir. Asırlar boyu bu medreselerden yetişen binlerce İslam alimi bütün dünya coğrafyasına dağılmış ve dünyayı adeta güneş gibi aydınlatmışlardır. Bu medreselerde biraz önce ifade ettiğim gibi tefsir, fıkıh, hadis, kelam, itikat, akaid, siyer gibi İslami ilimlerden mada bir de astronomi, fizik, matematik, tıp gibi pozitif ilimler de okutulmuştur. Buna bir örnek verecek olursak yine 1850'li yıllar Diyarbakır medreselerinden bir genç mezun olur. İbrahim el-Amidi isimli. Devlet-i Aliye bu genci kadılık kadrosuna alır. Yani ceza hakimliği kadrosuna alır. Bu zatın, bu gencin kadı olarak ilk tayin edildiği yerin neresi olabileceğini düşünürsünüz? Alemi İslam'ın göz bebeği Medine-i Münevvere kadılığına tayin edilmiştir. Bir kadının Medine'de görev yapabilmesi için Medine dışından gelen bir kadının
Medine'de görev yapabilmesi için sahip olması gereken iki önemli özellik var. Bir tanesi Medine halkının konuştuğu dili onlar kadar iyi konuşabiliyor ve onlar kadar iyi algılayabiliyor olması lazım. İkincisi de önüne bir dava geldiği zaman o davayı en mükemmel bir şekilde muhakeme edecek fıkhi ve hukuki bir müktesebatının olması lazım. Demek ki bu gençte bu iki özellik var ki Diyarbakır'dan Medine-i Münevvere kadılığına tayin edilmiştir. Medine kadılığına tayin edildikten sonra kadılık dışında arta kalan zamanında iki görev daha yapmıştır. Birincisi müderrislik, ikincisi müelliflik. Boş zamanlarında Medine medreselerinde profesör sıfatıyla derslere girmiş, fıkıh okutmuştur ve kitap yazmıştır. Şimdi bu zatın yazdığı kitabın içeriğinin, muhtevasının ne olması iktiza eder? Bir hukukçu olduğuna göre hukukla alakalı kitap yazması lazım. Şimdi Allah selamet versin, İlber Ortaylı kitap yazıyor. Kitabının muhtevası nedir? Tarihtir. Canan Karatay kitap yazıyor. Kitabının muhtevası nedir? Tıptır. Bu zatın yazdığı kitabın içeriğinin de hukuk olması beklenilir. Zubdetul E'mal fi ameli usturlat ve şimal isimli bir astronomi eseri vermiştir. Peki bu bizi nasıl bir sonuca getirir? Bu bizi bu gencin yetiştiği medreselerde yani Diyarbakır medreselerindeki eğitim, öğretim çıtasının fevkaladenin fevkinde bir yükseklikte olduğu gerçeğiyle buluşturur. İşte Diyarbakır bir sahabeler, evvela peygamberler, sonra sahabeler ve nihayet bir ilim ve irfan şehridir. Çok güzel özetledin hocam. Teşekkür ederim. Son cümleyi hakikaten bu şehri anlattı. Ben bazen Diyarbakır derken sanki yanlış söylüyormuşum gibi de bir hissediyorum. Niye öyle oluyor? Efendim şehrimizin orijinal adı Diyarbakır'dır. Evet. Ama 1937'de alınan bir bakanlar kurulu kararıyla tek partili dönemde olmuştur. Bunun altını çizeyim. Camilerin kapatıldığı, ahır haline çevrildiği bir zamanda Diyarbakır'ın adına da bir operasyon yapılmıştır. Peki niye yapılmıştır? Diyarbakır adı bu şehrin orijinal adı. Daha eski adı Amit. Ama asırlar boyu Diyarbakır olarak zikredilmiştir. Diyarbakır Hazreti İsmail aleyhisselamın soyundan, nesebinden, sülbünden geldiği bilinen Bekir bin Vail isimli bir zatın bu bölgeye yerleşmesi sonucunda bu bölgeye verilen, bu şehre verilen bir isimdir. Diyar-ı Bekir. Zamanla Diyarbakır formunu almıştır. Arzu eder mi acaba Diyarbakır halkı tekrar Diyarbakır olsun? Bir referandum yapılsa zannediyorum %100'e yakın bir oranla Diyarbakır halkı Diyarbakır'ın adının eski adına, Diyarbakır adına dönmesini arzulayacaklardır, yani isteyeceklerdir. Evet. İnşallah da döner o zaman. İnşallah. Diyarbakır tarihi, manevi ve kültürel açıdan birçok zenginliğe ev sahipliği yapmış bir dünya şehridir. Hatta bir dünya kültür başkentidir diyebiliriz. Diyarbakır'ın sınırları içinde metfun olan peygamberler, sahabeler, Diyarbakır'ın tarihi, manevi ve kültürel müktesebatı, Diyarbakır'a mühür basmış İslam devletleri ve o devletleri yöneten imparatorlar, yöneticiler, padişahlar ve nihayet Diyarbakır'a gelip Diyarbakır'ın sahip olduğu o emsalsiz zenginliklere hayran kalan seyyahlar vardır. Evet. Şimdi bütün bu zenginlikleri tamamını anlatmaya kalksak bu saatler sürer. Evet. Bütün bunun tamamını bir şiirde toplayan çok kıymetli bir hocamızın şiirini kısaca burada müsaade buyurursanız lütfen, terennüm etmek isterim. Lütfen efendim, o zaman şöyle yapıyoruz. O şiirle Ulu Cami'ye artık veda ediyoruz. Eyvallah. Şimdi şöyle güzel bir şey var. Hocam bizimle hep beraber bu çekimden önce de sonra da beraber olmaya devam edecek buranın tarihini ve manevi güzelliklerini beraber geziyoruz. Bize Diyarbakır'da rehberlik yapan hocama da buradan teşekkür ediyorum. Hocam lütfen şiir alalım. Şiirle artık camiye veda edelim. Kadim şehir Diyarbakır uluların menzilidir. Peygamberler yurdudur. Bir sahabe şehridir. Alimlerin, ariflerin, zahitlerin, seyyahların gözdesidir. Nasır-ı Hüsrev'in ihtişamlı yurdudur. Evliya Çelebi'nin irfan durağıdır. Diyarbakır sultanların göz bebeğidir. Melikşah'ın nazargahıdır. Selahaddin'in umududur. Key Hüsrev'in şefkati, Kanuni'nin imaretidir. Medeniyetlerin hafızasıdır Diyarbakır. Tarihin tanığıdır. Toplumların ışığıdır. Bir müze şehirdir. Kitabeler arşividir. Bravo. Eyvallah. Estağfurullah. Allah'a emanet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Estağfurullah. Çok sağ olun.